Mesela Eflatun ruhçu bir filozoftur. Dünya o kadar kötü bir şeydir ki. Dün akşam eksik kaldı burası. Tanrı yaratmayı filan. Zaten yaratılış yoktur. Eflatunculukta, tasavvufta yoktur efendim. Vahdet-i vücutta yaratılış yoktur. Güneşten, güneş varsa ışık çıkar. Güneş Tanrı'dır. Evrende ışıktır. Tanrı ezelde var mıydı? Evrende vardı efendim. Yaratılış falan yoktur. Sudur vardır, taşma vardır. Yani o zaman Hallak ismi ne oldu Allah'ın? Halik ismi ne oldu? Duman oldu gitti. Anlıyor musunuz? Yunan felsefesi din olmuş arkadaşlar. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yunan felsefesi din olmuş. İçimizi kaybettim hocam. Maalesef öyle. Bakınız din olmuş. Güzel arkadaşım. Bugün zaten yapılıyor hocam. Neybron ismi Tecelli Suri. Mesela bugün... Şu Yunan filozoflarından bir şey söylüyorum. Putperestlerden birkaç şey söylüyorum. Bakınız Yunan dininde bir en üst tanrı vardır. Zeus vardır. Onun altında, düğününde aşağısında küçük küçük tanrılar vardır. Mesela Demuruk, efendim Afrodit, işte Apollon, bilmem şu. Yani evreni Allah o tanrılar panteonuyla, konseyiyle idare eder. Gidin bakın şeye, Mısır'a bir Amon vardır, en üst tanrı. Onun altında daha başka Hermes vardır, Isiris, Osiris vardır. Alt tanrılar vardır. Onlarla evreni idare eder. Suriye bakın böyledir. Anadolu'ya bakın böyledir. Aynen bugün de tasavvuf felsefesinde, dininde bir tanrı vardır. Tanrı'dan başka gavslar vardır, kutuplar vardır, kırklar vardır, yediler vardır. Onlar kainatı idare ederler efendim. Hatta Abdülkerim Cili der ki, gavsın haberi olmaksızın, pardon, insan-ı kamilin, hep aynı şeylerdir bunlar, haberi olmaksızın bir kedi bir fare yakalayamaz der. İzni olmaksızın bir kedi bir fare yakalayamaz der.